معكم محمد سيان. اليوم مرحبا معكم رياض حتى نحكي عن أجدد. Hi, this is Jay. Today we're gonna. Hi, my name is Albert. Hi, I'm here to talk about Italy. Hi, hello everyone. This is Liam from. Hi, my name is Tony. Hey everyone. We are going to talk about Ram. Welcome everyone. Hi, guys. Hi, hello. Konuğumuz Virüs Yazılım'dan Yiğitcan Bey bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz Yiğitcan Bey, nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyiz, çok sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Yiğitcan Bey, şimdi izleyicilerimiz için hem kendinizden hem de firmanızdan, Virüs Yazılım'dan birazcık bahsedebilir misiniz? Biraz tanıtabilir misiniz bize? Tabii ki. Herkese merhabalar. Umarım siz de bizim kadar eğleniyorsunuzdur. İsmim Yiğitcan Kutay Güler. Virüs'te operasyon müdürü olarak görev alıyorum. Virüs 21 yıldan beri etkinliklerin, artık aslında bir ayrımımız var, fiziksel etkinliklerin başarılı bir şekilde gerçekleşebilmesi için teknoloji altyapı desteği sunuyor. Yani bu ne demek? Bu kayıt deskinden tutun, etkinlik süresince kullanacakları, katılımcıların kullanacakları mobil uygulamasının sağlanmasına kadar giden bir süreç. Tüm bu sürecin teknoloji desteğini Türkiye'deki ofislerimizden, İsrail'de ve Portekiz'deki ofislerimizden sağlıyoruz. Çok güzel. Peki geçen senenin Mart ayından beri bu başlayan pandemi sürecinde sizin de bahsettiğiniz gibi bir fiziksel ve sanal olarak ikiye ayırdınız az önce. Bu geçişlemeniz nasıl oldu? Yani bu kadar hızlı adapte olabilmeniz, nasıl başardınız bunu? Bununla ilgili de çok merak ediyoruz aslında. Bizim aslında bir çalışmamız vardı. Yani biz fiziksel etkinliklerin sadece fiziksel değil, aynı zamanda bir online, bir sanal bacağı olması gerektiğine inanıyoruz. Ve bu aslında dediğim gibi uzun süreden beri yaptığımız bir çalışmaydı. Ve o yüzden Mart'ta pandeminin Türkiye'ye gelmesiyle, virüsün Türkiye'yi vurmasıyla biz ilk etkinliğimizi Nisan ayında Litvanya'da 8000 kişinin katıldığı, Litvanya Cumhurbaşkanı'nın katıldığı ve herkese orada konuştuğu, herkese Litvanya'daki işte Türkiye'nin nasıl bir fazla sayı varsa Litvanya'nın da en ünlü piyanistinin de katılıp herkese bir piyano resiteli verdiği kendi yazılım üzerinde bir etkinlik yaptık. Sonrasında da bu etkinlik sonrasında da Türkiye pazarında da etkinliklere yine Meeting Plus üzerinden devam ettik. Dolayısıyla dediğim gibi bizim aslında 20 yıldan beri savunduğumuz ve bunun da bir online bacağın olması gerektiği düşündüğümüz tarafı virüs aslında çok hızlı bir şekilde bizim adımıza gerçekleştirmiş oldu. Gerçekten ilginç, gerçekten müthiş, öyle diyebilirim. Peki sizce o zaman şöyle bir soru geliyor akla bir yandan da konuştuğumuzda. Şimdi pandemi elbette ki bahsettiğiniz gibi bu işte özellikle etkinlik ya da benzeri toplantılar gibi sektörlerde birçok değişikliğe yol açtı. En basitinden artık katılımcıların aynı ortamda bulunamaması sebebiyle online olarak gerçekleştirmesi, tabii ki işte artık imkanların el verdiği kadarıyla diyelim. Sizce bu pandemi bittiğinde de bu sektör bu pandemiden nasıl etkilenmiş olacak? Yani bu durumlar devam edecek mi, yoksa artık eskiye geri dönüş mü olacak? Eski bizim daha hani beraber o bulunduğumuz ortamlarda, salonlarda beraber etkinlik yaptığımız dönemlere geçiş olacak mı sizce? Yoksa bu pandemi bize çok farklı bir şey kattı ve bu kattığı şey devam edecek mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Açık söylemek gerekirse pandemi çok ciddi bir şekilde turizm sektörünü ve MICE sektörünü aslında vurdu. Sizin de eminim ki haberlerden de görüyorsunuzdur. Turist gelmiyor, işte oteller boş. Kesinlikle ve kesinlikle bu bence bize bir şeyler kattı. Yani bu önümüzdeki dönemde fiziksel etkinlikler olmayacak mı? Elbette olacak. Kesinlikle de olmalı. İnsan yüz yüze konuşmanın elbette bir farkı var. Fakat online artık insanlar o kadar çok alıştı ki ve insanlar bence artık sanal etkinliğin veya işte bu online toplantıların önemini artık anladılar. Ve bundan sonraki önümüzdeki dönemde de hem fiziksel bir taraftan hem de diğer taraftan da sanalı birleştirip hibrit bir modelde ilerleyeceğiz.
Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle bu sanal toplantılarımız, bu sanal görüşmelerimiz kesinlikle bence önümüzdeki dönemde devam edecek. Çok doğru, ben de katılıyorum bu konuda. Yani yavaş yavaş etkinliklere izleyicilerin sanal katılması alışılagelmiş bir şey olmaya başlamıştı. Fakat pandemiden sonra artık konukların da katılımcıların da sanal katılması artık bir gerçek halini aldı diyebiliriz. Peki Yiğitcan Bey, şu an Trakya Elit kullandığınızı biliyoruz doğal olarak. Peki bu cihaza, bu modele ne şekilde ulaştınız? Yani ne gibi ihtiyaçlarınız vardı da karşınıza TriCaster çıktı ve bu ihtiyaçların hangilerini ne şekilde karşılayabildi? Nasıl TriCaster 2 Elite'le tanıştınız diyebilirim. TriCaster 2 Elite bizim için bir aslında çok güzel bir sürpriz oldu açık söylemek gerekirse. Bir müşterimiz bize gelip şunu istedi. Bizim 600 tane konuğumuz var. Bu 600 tane konuk yaklaşık 20 tane aile lokasyonda tüm Türkiye'ye dağılmış bir şekilde. Biz bunların her birini tek bir yerde toplayıp stüdyodaki işte sunucumuzla bir araya getirmek istiyoruz dedi. Normal şartlar altında mevcut kullandığımız ürünlerle bunu gerçekleştirmemiz çok çok zordu. Araştırırken yani 20 kişiyi nasıl bağlayabiliriz, pardon 20 ayrı lokasyonu 600 kişiyi nasıl bağlayabiliriz düşünürken ve araştırma yaparken TriCaster 2 Elite'le karşılaştık. NDI'yi zaten hali hazırda kullanıyorduk fakat TriCaster 2 Elite'in işte 32 tane ayrı input alabilmesi, hem bulunduğunuz yerdeki fizikselden işte SDI ile görüntü alabilmeniz, onun dışında aynı zamanda network üzerinden de farklı cihazlardan görüntü alabiliyor olması bizim için bir, derler ya, game changer oldu aslında. Dolayısıyla bu ihtiyaçları karşılayabildiğimiz tek üründe TriCaster 2 Elite'ti. Dolayısıyla TriCaster 2 Elite ile beraber çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Ve 600 tane ayrı konuğu tek bir lokasyon diyelim artık, tek bir noktada birleştirip hepsini birbiriyle konuşturabilmenin keyfini yaşadık açıkçası TriCaster 2 Elite sayesinde. Anlıyorum. Gerçekten büyük bir etkinlik bu arada. Yani bu etkinlikteki iş akışınızı aslında merak etmiyor değiliz. Şimdi TriCaster'ın en büyük güzelliklerinden bir tanesi NDI teknolojisini çok iyi kullanabilmesi. Bunu hepimiz biliyoruz. Peki burada NDI'nin size faydası ne oldu bu etkinlikte? İş akışınız neydi? Yani ne gibi bir sistem, bir altyapı kurdunuz da bu kadar yüksek katılımcıyı bir araya farklı lokasyonlardan getirebildiniz acaba? Normal şartlar altında diyelim, oda sıcaklığında, normalde siz birden fazla noktadan insanları toplamak istiyorsanız ya işte WebRTC kullanacaksınız veya işte o bilgisayarları kurup ekranları yakalayıp hem seslerini hem de görüntüyü capture etmeniz gerekiyor. Ama tabii bunun belli başlı kısıtları var. İşte HDMI kablosunun uzunluk kısıtı, işte ondan sonra onun üzerinden taşıyabildiğiniz data kısıtları gibi. Capture edeceksiniz, ondan sonra başka bir yere yayınlayacaksınız. NDI'de bunların hepsi ortadan kalkıyor. Hem görüntüyü hem de sesi, network kablolarınızın veya işte fiber kablolarınızın uzunluğu yettiği kadarınca farklı noktalara taşıyabiliyorsunuz. Ve bunu herhangi bir kayıp olmadan taşıyorsunuz. Yani dediğim gibi bu etkinlikte biz birkaç tane şeyi değiştirmek zorunda kaldık. Bunlardan bir tanesi aynı zamanda bizim network altyapımızdı. Bugüne kadar 1 gigabitlik bir network altyapımız varken bunu 10 gigabite yükselttik ki bu kadar fazla insanı herhangi bir görüntü kaybı olmadan 1080p bir şekilde alabilelim. Dolayısıyla bir bilgisayar mühendisi olarak da benim de çok eğlenceli bir etkinlik oldu. Çünkü böyle bir altyapıyı kurmak çok çok eğlenceliydi benim için. NewTek ve TriCaster ve NDI açık söylemek gerekirse bizim için büyük bir değişiklik oldu. Daha önce iş akışlarımızı tekrar düşünüp daha efektif bir hale getirmemizi sağlayacağız. Çok güzel. Peki o zaman Yiğitcan Bey, biraz da ekibinizden bahsedebilir misiniz? Yani kaç kişilik bir ekibiniz var? TriCaster'ı özellikle kullanan arkadaşlarınız ya da teknik ekibiniz diyeyim. Kullanım aşamasında bir zorlukla karşılaştı mı? Nasıl alıştılar? Öğrenmesi kolay geldi mi? Bunları aslında merak ediyoruz. Ayrıca bu ekibinizin
TriCaster'dan önceki ve sonraki iş yükü hakkında bir değişikliği oldu mu sizin açınızdan? Bunu da bir yandan çok merak ediyoruz. Kesinlikle. Öncesinde TriCaster'la tanışmadan öncesinde kullandığımız işte OBS, Wirecast gibi yazılımları zaten kullanan arkadaşlarımız vardı. Bu arkadaşlarımız TriCaster'da tanıştıktan sonra açık söyleyeyim artık ilk gidip ya biz bunu bunda yapalım dedikleri ürün artık TriCaster oldu. Artık işte OBS ve Wirecast kullanmaktansa ya biz bunu TriCaster'da kullansak nasıl olur? Yani hem arkadaşlarımın onu kullanmaya bir hevesi var. Çünkü sağladığı ve fonksiyonu o kadar fazla ki ve her deneyimlediklerinde, her kullandıklarında yeni bir şeyler öğreniyorlar. Ve o daha önce öğrendiklerinde daha iyi yapmaya başlıyorlar. İlk başlangıçta evet zor oldu, zor olmadı diyemeyeceğim. Ama bu zorluğu da bir gün içerisinde atlattık. Bir gün içerisinde evet biz bu fonksiyonları kullanabiliyoruz, evet bunu da şu şekilde yapabiliyoruz. Aslında içine daldıktan sonra kullana kullana öğrendikleri bir şey oldu. Bu bilgi birikimlerini de sizinle beraber yapacağımız eğitim, ileri düzey eğitim programlarıyla da zaten pekiştirmek istiyoruz. Halihazırda şu an TriCaster'ı kullanmış olan 4 tane arkadaşımız var operasyon ekibi içerisinde. Şirket olarak da biz yaklaşık 20 kişiyiz. Bu 4 arkadaşımız da işte bu aldığımız eğitimler sonrasında birer sertifikalı TriCaster 2 Elite operatör olarak da görmek istiyoruz aramızda. İnşallah en yakın zamanda diyelim o zaman. Sizler gibi insanlarla tanışmak da bizi ayrıca mutlu etti bu iş birlikteliğimiz zamanı sürecinde diyelim. Bu arada zamanımız tabii ki daralıyor. Yavaş yavaş size veda etmek durumundayız. Öncelikle katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Son olarak hani eklemek istediğiniz, hani belki bizim kaçırdığımız, belki sormayı unuttuğumuz ya da sizin sadece dile getirmek istediğiniz birkaç cümleniz var mıdır acaba? Tabii ki. Tüm ekip burada sizin etkinizi izliyoruz. Keyifle. Herkese de iyi eğlenceler diliyorum. Kendinize dikkat edin. Sizinle tanışmak gerçekten ve beraber çalışmak büyük büyük bir zevk. Ve bu da devam edecek. O yüzden dediğim gibi iyi eğlenceler, bol şanslar. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Umarım ileride başka etkinliklerimizde tekrardan bir araya geliriz. Görüşmek üzere. Evet, kısa bir video arasıyla yayınımız tüm hızıyla devam edecek. Lütfen hiçbir yere ayrılmayın. Birazdan buradayız.